Herkese merhabalar. YouTube kanalımız 100 bin aboneye ulaştı. Hepinize tek tek bana olan desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi bugün sizlerle 100 bin aboneye özel olarak harika bir video içeriği yayınlıyorum. Excel'de herkesin mutlaka bilmesi gereken 3 üst düzey uygulama çalışması yapacağız birlikte. Lütfen dikkatlice beni izleyin ve videonun sonundaki sürprizimi mutlaka bekleyin. Excel'de herkesin mutlaka bilmesi gereken 3 üst düzey uygulama. 100 bin aboneye özel videonun sonunda muhteşem bir sürprizim var sizlere. Lütfen videonun sonunu bekleyin ve videonun sonundaki açıklamalarımı dikkatlice dinleyin. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum kısmına yorum yapmayı da lütfen ihmal etmeyin. Uygulayacağımız birinci özellik, verilerimizi tablo formatına çevirip tablo formatı ile çalışmak ve bunu formüllerde uygulamak. Öncelikle verilerimizi tablo formatına çevirmenin 3 farklı yolu var arkadaşlar. Birincisini gösteriyorum. Herhangi bir hücreyi seçtikten sonra ekle insert sekmesine geliyorum. Hemen altında yer alan tablo table'a tıklıyorum ve tablo oluştur iletişim kutusunu açıyorum. Tamam dediğimde verilerimi tablo tasarımına çeviriyorum. Tablo tasarımına çevirdikten sonra tablodan bir hücreyi seçip tablo tasarımı sekmesine geliyorum. Ve buradan istediğim bir tasarımı seçip onu uygulayabiliyorum ve değiştirebiliyorum. Şimdi tablomun adı tablo 1 olarak burada yer alıyor. Fakat ben değiştirmek istiyorum. Örneğin veri olarak tablomu değiştirdim. Şimdi ben burada gelip boş bir hücreye eşittir veri yazıp enter'a basarsam ben bu tablodaki verilerimi başlık olmadan herhangi bir yere taşıyabilirim. Gördüğünüz gibi burada ilgili alana taşımış oldum ve bu veriler dizi formülü mantığında çalışır. Delete'e basarak herhangi bir yere silemem. Mutlaka silmek için ilk yazdığım hücreye gelip delete'e basmam lazım. Bakın 1, 2, 3 ve 4. sütun yani 1, 2, 3 ve 4. sütun tarih. Bu sütunları seçip buradan kısa tarihi seçersem eğer tarih formatına da dönüştürebiliyorum. Ben buraya gelip eşittir veri dedikten sonra çift tıklıyorum verinin üzerine ya da tab tuşuna basarak içerisine giriyorum. Burası çok önemli. Alt GR ve 8 tuşlarına basarak köşeli parantez açıyorum. Ve köşeli parantezi açtığımda benim sütun başlıklarımda yer alan bütün veriler buraya geldi. Örneğin ismi seçiyorum. Alt GR 9'a basarak köşeli parantezimi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Sadece buraya isim verilerini getiriyorum. Ya da buraya geldim eşittir veri diyorum. Tab tuşuna basıyorum, verinin içerisine giriyorum, alt GR 8'e basıyorum, köşeli parantezimi açıyorum. Buradan örneğin satış miktarını seçiyorum, köşeli parantezimi kapatıyorum, alt GR 9 tuşuyla enter'a basıyorum ve hepsini buraya getirebiliyorum. Şimdi ben buradaki formülümün hemen eşittirin sonrasına tıklıyorum ve buraya bir de topla sum formülü yazıyorum. Tab tuşuna basıyorum, formülümün içerisine giriyorum. Formülün sonuna gelip parantezi kapatıp enter'a bastığımda bütün satış miktarlarını toplayabiliyorum. Şöyle Ctrl Shift ve alt yönelik tuşuyla en alta kadar geldim. Toplamın gördüğünüz gibi benim burada aldığım toplama eşit olduğunu görebilirsiniz. Şuradan gelip üstü seçersem en üste gelebiliyorum. Bakın 2.957.231, 2.957.231. Burada küçük bir trik daha göstereyim size. Buradaki toplamın üzerine bir kez tıklayıp mouse'umun sol tuşuyla boş bir hücreye gelip Ctrl V ile yapıştırırsam buradaki değeri değer olarak buraya yapıştırabiliyorum kıymetli arkadaşlar. Şimdi ben bunu aynı sayfada mı yapabiliyorum? Hayır. Buraya geliyorum. Örneğin bu sayfada biraz daha büyütelim. Eşittir veri dedim. Tab'a bastım, formülümün içerisine girdim. Alt GR 8 ile köşeli parantez açtım. İade miktarını seçtim bu sefer. Alt GR 9 ile köşeli parantezimi kapattım. Enter'a bastım. Bakın bu sefer de iade adetlerinin tamamını getirdim. Tüm tabloyu getirmek istersem eşittir veri diyorum. Enter'a basıyorum. Bütün verileri getiriyorum. Şimdi bir de birlikte burada e-tablo bir de burada birlikte e-topla formülünü yapalım. Örneğin Ali'lerin toplamını diğer sayfaya getirelim. Şuraya geliyorum, Ali yazıyorum. Ali'nin toplam satış adedini getireceğim. Bakın bunu yaparken diğer sayfaya hiç gitmeyeceğim. Eşittir e-topla diyorum. Tab tuşuna basıyorum, formülümün içerisine giriyorum. Aralık, ölçüt ve toplam aralığı. Öncelikle veri tablomu çağırıyorum. Alt GR 8'e basarak köşeli parantezimi açıyorum. İsme göre bu işlemi yapacağım için önce ismi seçiyorum. Alt GR 9 ile köşeli parantezimi kapattım. Bitmedi. Noktalı virgül. Ölçüt dediği kısma Ali yazan hücreyi seçiyorum. Noktalı virgül. Toplam aralığı dediği kısma satış adetlerini getireceğim. Veri diyorum.
Alt-GR8 ile köşeli parantezimi açıyorum. Satış miktarının üzerine çift tıklıyorum. Alt-GR9 ile köşeli parantezimi kapatıyorum. Parantezimi de kapatıp Enter'a bastığımda sadece Ali'nin yapmış olduğu satış adetlerini buraya diğer sayfaya, üretim satış verisi sayfasına hiç gitmeden toplam alabiliyorum. Sizlere göstermek istediğim ikinci üst düzey uygulamamız pivot tablolarda hesaplanmış alan ekleme. Herhangi bir hücreyi seçiyorum. Ekle sekmesine geliyorum. Insert İngilizce kullanan arkadaşlarımız için. Pivot table'a tıklıyorum. Tablodan veya aralıktan pivot table iletişim kutusu açıldı. Tamam'a basıyorum ve verilerimi pivot table'a çeviriyorum. Şimdi burada hesaplanmış alan ekleyeceğiz. Örneğin isimleri tutup satırlara atıyorum. Ve bu kişilerin toplam satış miktarlarında değerleri atıyorum ve iade miktarında değerleri atıyorum. Kim toplam ne kadar satış yapmış ve toplam ne kadar onun sattığı ürünlerden iade alınmış buraya getiriyorum. Şöyle giriş sekmesinden bunları sayıya çevirebiliriz. Hatta binlik ayıraçlı sayıya çevirelim. Şuradaki virgüle basmamız yeterli bunun için. Buradaki arkadaşlarımızı da virgüle basıyoruz seçtikten sonra. Şöyle şimdi ben İade miktarı bölü satış miktarı verilerini bulmam gerekiyor. Bunu bulmak için normal şartlarda üretim satış verisine gelip buraya bir sütun açıp her bir satırdaki iade miktarı ile satış miktarını birbirine bölüp aşağıya kadar uzatmam gerekiyor verilerimi. Fakat her formül eklediğimde verilerim biraz daha şişip bana işlem yapmamı yavaşlatacaktır. Peki bunu kolay yapmanın bir yolu var mı Excel'de? Tabii ki var. Pivot tablonun üzerine tıklıyorum. Pivot Table Analyze ya da Pivot Tablo Analizi sekmesine geliyorum. Burada alanlar, öğeler, kümeler seçeneğimiz var. Fields, Items and Sets İngilizcesi. Buraya tıklıyorum. Hesaplanmış alana tıklıyorum ve hesaplanmış alan ekle iletişim kutusunu açıyorum. Ad kısmına bir başlık yazacağım. Diyeceğim ki yüzde iade oranı. Şimdi formül kısmına geçmeden önce buradan önce iade miktarının üzerine çift tıklıyorum ve buraya atıyorum. Bölü satış miktarının üzerine çift tıklıyorum ve satış miktarını da buraya atıyorum. Yani iade miktarını satış miktarına bölüp yüzde oran bulacağım. Tamam dediğimde şimdi buraya geldi bu verilerim. Fakat bunları seçip yüzdelik dilime çevirmem gerekiyor. Yüzdeyi seçtim. Virgülden sonraki basamağını da artırıp gördüğünüz gibi hiç verilerimize gitmeden ve verilerimize formül yazıp verileri şişirmeden burada ilgili işlemi yaptım. Değişiklik yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Mesela satış miktarından iade miktarını çıkartmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Tekrar geldim. Alanlar, öğeler, kümeler, hesaplanmış alan. Bakın önce değişiklik yapmayı göstereceğim. Şuradaki alan adının yanındaki aşağı yönlü üçgene tıkladığımda yapmış olduğum işlem burada göründü. Örneğin ben burada iade miktarı bölü satış miktarı yerine siliyorum buradaki formülü. Eşittir diyorum. Buradan geliyorum. Satış miktarı eksi iade miktarını seçip net satış miktarını bulabilirim. Tamam dediğimde bakın geldi ama buradaki verilerimizin biçimi yüzde olduğu için farklı sonuç geldi. Genel ya da sayı yaparsam ya da şuradaki virgüle basarak yapalım. Bakın net satış miktarlarımızı toplam iade miktarından çıkartarak bulduk. Değişiklik değil, ben bunu silmek istiyorum. Onu nasıl yapacağım? Tekrar geldim pivot tablo analizi sekmesine. Alanlar, öğeler, kümeler, hesaplanmış alana tıkladım. Bakın buradan yine yandaki üçgene tıklıyorum. İade oranını seçiyorum ve buradaki sil tuşuna basıp tamama bastığımda yapmış olduğum ilgili hesaplanmış alanı buradan kaldırmış oldum sevgili arkadaşlar. Sizlere göstermek istediğim üçüncü mükemmel uygulama birden fazla tablodan tek bir pivot tablo oluşturmak. Burada üretim satış verimiz var. Burada da müşteri verimiz var. Müşterilere yapılan toplam üretim adedi yer alıyor bu veride. Burada ise üretimlere ait bütün detaylı veriler yer alıyor. Bunu yapabilmek için öncelikle verilerimizi tablo formatına çevirmemiz gerekiyor. Herhangi bir hücreye geliyorum. Ekle sekmesinden pivot table değil, ekle sekmesinden tabloya tıklıyorum ve tablo oluştur iletişim kutusunu açıyorum. Tamam dedikten sonra verilerimi tablo formatına çeviriyorum. Buradan istediğim bir tasarımı da seçip uygulayabiliyorum. Aynı şeyi ikinci müşteri verisi için yapacağım. Bunu da ikinci yolla yapalım. Klavyemizden kontrolle birlikte Lüleburgaz'ın L'sine basıyoruz. Tamam dedikten sonra verilerimizi tablo formatına çeviriyoruz.
Şimdi spesifik olması için tablo 2 ve tablo 1 adını değiştiriyorum. Değiştirmesem de bu işlemi yapabilirim. Altını çizerek söylüyorum. Ama ben değiştirerek yapacağım. Buna müşteri verisi diyeceğim. Yani daha doğrusu müşteri yazacağım. Enter'a basıyorum. Üretim satış verisine ise buraya da üretim yazıyorum. Enter'a basıyorum. Şimdi herhangi bir tablodayken seçiyorum. Ekle pivot table diyorum. Burası çok önemli. Bütün dikkatinizi lütfen buraya verin. Bu veri modeline ekle. Bu verileri veri modeline ekle seçeneğini işaretliyorum ve tamam diyorum. Bunu işaretlemezsem eğer yapacağım çalışmayı yapamazsınız. Tamam'a bastım ve şu anda verilerimizi Power BI Pivot kısmına aktardı. Ama burada dikkat edin, etkin ve tümü diye iki farklı sekme açıldı. Tümüne geliyorum. Müşteri verisinden bakın satırlara müşterilerimi atıyorum. Üretim verisinden de satış miktarımı değerlere atıyorum. Fakat ben böyle yaptığım zaman bütün verilerim eşit şekilde geldi. Benim bunların arasında bir ilişki kurmam gerekiyor. Otomatik algıla dediğimde bazen hata alabiliyorum. Bu zaman ne yapacağım? Hata alırsam ne yapacağım? Oluştura tıklıyorum. Ve bakın ilişkiyi manuel olarak ben oluşturacağım. Birincisinden bakın müşteri ve üretim tablolarım yer alıyor. Müşteriyi seçiyorum. Ve sütun olarak da müşteriyi seçiyorum. İlgili tablodan üretimi seçiyorum. Üretimi seçtiğimde bakın müşteri verileri otomatik olarak seçildi. Tamam dediğimde iki tablo arasında ilişki kurdu ve bir tablodan müşteri verilerini, diğer tablodan bu tabloda olmayan satış miktarı verilerini buraya getirdim ve hangi müşteriye ne kadar satış yapmışım bunu burada özetlemiş oldum. Örneğin iade miktarını da satış miktarının yanına getirebilirim. Hangi müşteriye ne kadar satış yapmışım, ondan ne kadar iade almışım bunu da görebilirim. Mesela iade miktarının üzerine geliyorum, sağ tıklıyorum, sırala diyorum. En çok iade aldığım müşteriyi görebilmek için boş müşterilerim de varmış burada. Gördüğünüz gibi burada sıralama da yapabiliyorum buradaki değerlerimin içerisinde sevgili arkadaşlar. Şimdi videonun sonuna kadar sabretmiş olan arkadaşlarımız sizlere teşekkür ediyorum. Videonun açıklama kısmında A'dan Z'ye pivot tablolar kursumuzu 100 bin aboneye özel olarak ücretsiz olarak kayıt olabileceğiniz bir link bırakıyorum açıklamalarda. Açıklamalardaki linke tıklayarak ilgili kursumuza ücretsiz kayıt olabilirsiniz. Fakat şuna lütfen dikkat edin. Sadece 1000 kişi için geçerlidir. Bu 1000 kişi tamamlandığında ücretsiz bir şekilde kayıt olamayacaksınız arkadaşlar. Hepinize bolca faydalanmanızı diliyorum ve kolaylıklar diliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum kısmına yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin.